Formex ekranlarında Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda Fenerbahçe Acıbadem Federbrand mücadelesinde tekrar sizlerle birlikteyiz. Dünyanın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu, kıtaların şampiyonları ve o kıtalardaki en iyi takımlar burada mücadele ediyor. Avrupa kıtasından iki takım var. Baktığımız zaman biri geçen yıl şampiyon olan Voley Bergamo, diğeri de final oynayan, finalde kaybeden Fenerbahçe Acıbadem buraya davet edildi. Diğer kıtalardan da şampiyonlar geliyor. Asya kıtasının, Güney Amerika kıtasının ve baktığımız zaman en iyi takımları burada görüyoruz. Kulüpler bazında aslında böyle bir organizasyon, yine bahsetmiştik ilk maçta, çok önemli çünkü bu takımların birbirleriyle oynama şansı hiç yok. Diğer organizasyonlar olmasa, çünkü Avrupa şampiyonalarında sadece Avrupa takımlarıyla tabii ki oynayabiliyorsunuz. Mesela Brezilya'dan Osasco mücadelesi Fenerbahçe'nin belki de gücünü göstermek için çok önemli bir maçtı. Evet, kesinlikle Osasco takımı Brezilya milli takımının neredeyse yarısından fazlasının oynadığı bir takım. Hakikaten de çok kuvvetli ve çok iyi oyunculara sahip bir takım. Yani bu turnuvanın şu anda seviyesi çok yüksek olmayabilir. Çünkü mesela Voley Bergamo takımının gücü bu dönemde biraz düşmüş durumda. Yıllarca 3 yıl üst üste yanılmıyorsam Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmış, evet, bir takım. Geçen sene finalde Fenerbahçe'ye Acıbadem'i yemiş bir takım ama bu sene biraz kan kaybetti. Eczacıbaşı Vitra Delcore'yi aldı o takımdan. Fürst'ü Fenerbahçe Acıbadem aldı. Takımın en önemli silahlarını Türkiye'ye almış olduk. Böylece biraz güç kaybetti Voley Bergamo. Onun yanında diğer kıtaların takımlarında biraz daha güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Tayland takımı ve Dominik takımı, Dominik'ten gelen takım. Hakikaten onlar da iyi takımlar. Çünkü milli takımlarının temelini oluşturan takımlar. Ama ilerleyen dönemlerde bence takım sayısını biraz arttırıp... Arttırmak lazım. Evet, Avrupa'dan ve Brezilya'dan daha çok takımı katarlarsa eğer turnuvanın seviyesi yükselir. Çok çok daha çekişmeli bir turnuva izleyebiliriz ilerleyen yıllarda. Evet, bu yıl 6 takım vardı bayanlarda, erkeklerde 8 takım mücadele etti. Tabii erkeklerde hem bir Katar takımının katılması hem Mısır'dan bir takımın olması takım sayısını arttırdı. Avrupa'dan da baktığımız zaman orada 3 takım var. Dediğim gibi Avrupa'dan takım sayısı arttırılabilir. Pinkov, Sokolova 3. set başladı. 2 seti Fenerbahçe Acıbadem kazanmıştı. Skowronska bu topu zor da olsa çıkartmayı başardılar. Şimdi Sokolova hücum şansını Federbrand'a verdik ve sayıda Federbrand'ın oluyor yine. Sete iyi başladılar, 2-0. İkinci sette de böyle olmuştu. Evet, Fenerbahçe'de de Naz ve Ergül'ü sahada geliyoruz Fenerbahçe Acıbadem'de. Bu sete onlarla başlamayı tercih etti Zeraberto. Evet, ilk iki sette hiç değişiklik yapmadı. Şimdi pasörümüz Naz ve Ergül de oyunda. İşte Sokolova ile sayı geliyor. Rus oyuncu serviste 2-1 Federbrand'ın üstünlüğü var. Üçüncü sette Malika ortadan hücum. Sokolova karşıladı Nihan. Topu içeri atmayı başardık ama bir hücum şansı daha. Bu kez Malika sayıyı kazandırıyor takımına. 3-1 oldu. Naz da çok önemli bir dünya şampiyonası oynadı aslında. Çok büyük bir tecrübe olduğunun için. Dünya şampiyonasının genelinde de iyi bir performans gösterdi Naz. Ya bu hem Türk milli takımının geleceği için çok önemli. Hem de Fenerbahçe Acıbadem'in oynayacağı maçlar açısından çok önemli. Çünkü Türkiye Ligi'nde bu yabancı oyuncularının sadece 3 tanesini oynatıyor. O yüzden çoğu zaman Naz'la oynayacaklar. Onun performansı da bence direkt olarak etkileyecekti Fenerbahçe Acıbadem'in başarısını. Bu arada Ergül az önce sayıyı kazandırmıştı. Serviste Ergül attı. Şimdi Skowronska. Bir sayı daha geliyor Polonyalı yıldızdan. İşte Naz'ın pası, Skowronska'nın sayısı. Ergül Avcı yine serviste.
O da 23 yaşında ve bu yıl Türkiye Ligi'nde pek çok maçta forma giyme şansı buldu Ergül. Önceki yıl da Fenerbahçe'deydi fakat onu Bursa Nilüfer Belediyesi'ne kiraladılar. Bir sene orada hakikaten iyi bir sezon geçirdi Ergül. Onun sonrasında da tekrar takımına geri döndü. Zé Roberto'nun da gözüne girmeyi başardı çünkü ligde bayağı forma şansı veriyor ona Brezilyalı teknik adam. 4-3 Fenerbahçe Acıbadem önde. Bloğa rağmen sayı almayı başarıyor Malika. 4-4'lük eşitlik var Feder Brau. Yine setin başında bir direnç gösteriyor. Bir setin başında bir setin sonunda bir dirençleri var, serileri var. Ama tabii karşılarında çok güçlü bir rakip var. Onu mu oyunda tekrar? Bu seti de Malika iyi başladı. Hücumda arka arkaya sayılar kazandırdı Feder Brau'ya. Şimdi serviste Malika. Natasha Osmaprovic. Loktan'la bir temas var. Zaten top da içeride. 5. sayısı geldi Fenerbahçe Acıbadem'in. Ve Fenerbahçeli taraftarların da tezahüratları şu anda Doha'da Algarafa spor salonunda bir hayli duyuruyor. Eda Erdem'le 6. sayıda geliyor. İşte yine tek ayak hücum Eda'dan. Naz'la çok iyi anlaşıyorlar. Milli takımda da birlikte oynayan iki oyuncu. Skowronska serviste. Skowronska'nın servisi Nosara. Bu topu çıkartamadı. Vileman ve 7. sayı Fenerbahçe Acıbadem için. Fenerbahçe'de iyi bir seri yakaladı şimdi. 4-4'ten 7-4'e getirdi maçı. Skowronska. Ortadan hücum. Yine çok hızlı hücum ediyorlar. Tamam. Tavan servisi kullandı. Sokolova, Nas, Osmokrovic. Bu topu çıkartmayı başardı Taylandlılar. Bir hücum daha Nas. Yine Eda ile oynadı ve Eda da sayı alıyor. Adeta otomatiğe bağlamışlar bu hücumu ikisi. Evet, tüm yazda birlikte oldukları için hiç ayrılmadılar. Geçen sezon da birlikte oynadılar. Yazın da birliktelerdi, şimdi de birlikteler. Hakikaten aralarındaki uyum gittikçe pekişmeye başladı. Gözü kapalı pas atmaya başladı Naz artık Eda'ya. Özellikle bu kayarak tek ayak yapılan hücumlarda savunma çok dengesiz yakalandığı için hani iyi yaptığınız zaman çok önemli bir silah belki evet. De. Hem bloğun yerleşmesi biraz daha zor. Çünkü farklı noktalardan smaç vurulabiliyor. Hep aynı noktadan gelmediği için smaç hem bloğun yerleşmesi hem de defansın yerleşmesi zaman zaman problem olabiliyor. Ama hani burada göründüğü kadar da kolay değil. Çünkü çok iyi bir zamanlama gerekiyor ve iki oyuncunun da o zamanlamayı aynı anda yapması lazım. Kesinlikle, kesinlikle. Yani uyum çok önemli bu tarz süratli hücumlarda. Yani pasörün güvenerek pas atması lazım. Smaçörün de güvenerek ve bilerek girmesi lazım. Evet, zaman zaman da zaten hani anlaşmazlık olduğu zaman çok komik görüntüler ortaya çıkıyor bu hücumda. Ama şu ana kadar iyi yaptı Naz'la Eda bu hücumu. Osmokrovic serviste. Yine ortadan hücum Utavan. Hayır, bu kez Tinkau dışarı atıyor topu, 9. sayı. İşte Tinkau bloktan kaçmak istedi. Çapraza vurdu ama dışarı gidiyor top. Osmokrovic servisi kullandı. Tinkau, Nosara. İkili bloğa rağmen sayıyı alıyor. Feder Brau. Eda bu toplarda biraz açıkta kalmaya başladı blokta. Bu sette bu açığı iyi kullandı Feder Brau. Onuma, Osmokrovic, Nas, Skowronska. Sayı Fenerbahçe Acıbadem'in. 16. Naz da girdiğinden beri hakikaten iyi bir oyun oynuyor. Hem de çok iyi tercihler yapıyor. Yani iki set kenarda oturup sonra oyuna girip pasör olarak oynamak çok kolay bir şey değildir. Naz şu ana kadar iyi bir performans gösterdi. Malika'dan bir sayı daha geliyor.
Tabii takımda çok tecrübeli oyuncular var. Hani Osmokrović belki takım kaptanı şu anda Çiğdem, ama ondan sonraki ikinci kaptan Osmokrović ve sağdaki kaptan da şu anda Natasha Osmokrović. Takımı da çok iyi toparlıyor. Baktığımız zaman tüm oyuncularla olan iletişimi de çok iyi. O da 34 yaşında tabii. Çok büyük bir tecrübe. Hani çok büyük şampiyonalar oynamış. Çok önemli liglerde oynamış bir oyuncu. Genç oyunculara onun da katkısı çok büyük gerçekten. Sahada ikinci bir antrenör gibi aynı zamanda yaklaşıyor Osmokrović. Müthiş bir smaç. Skovronska'dan blok yerleşmeden hücum ediyor Fenerbahçe Acıbadem. Yine Naz'ın çok güzel pası ve Skovronska'nın sayısı. Naz serviste. İyi bir servis geldi. Onuma vurdu. Çok sert bir smaç Onuma'dan. Arka alandan. Onuma zor pozisyonda sayıyı kazandırıyor Feder Bravo'ya. Blok yoktu karşısında. Osmokrović de o topu çıkartamadı. 12-8. Tak 4 sayı. Sokolova. Naz. Tekrar Sokolova. Tinkao. Osmokrović karşıladı. Naz. Tekrar Sokolova ile oynadı. İkili bloktan sekiyor top. Ve sayı Fenerbahçe Acıbadem'in bir file hatası yine. Feder Bravo takımında. İşte file kamerasından tekrar görüyoruz bunu. Çok bariz bir şekilde gözüküyor fileye değdiği Malika'nın. 13-8. Rahat tempoda oynamaya devam ediyor Fenerbahçe Acıbadem. Sokolova. Dışarı atıyor servisi. Nosara servisi kullanacak. Feder Bravo'da 13-9 fark 4 sayı. Osmokrović, Sokolova, Skovronska. Bilavan, Skovronska. Şimdi Naz. Natasha Osmokrović. Savunma başarılı. İyi hücumlar gelmedi iki taraftan da. Üst üste plaseler ve rally uzadı. Şimdi Onuma ikili bloktan seken top. Naz karşıladı. Kasia Skovronska pasını verdi. Osmokrović yine çıkardı Tayland takımı. Ve sonunda da Onuma ile sayı buluyorlar. Onuma da gerçekten kısa boyuna rağmen müthiş sıçrayan bir oyuncu. ...1.75 boyunda Onuma. İkili bloğun içinden böyle sayı alıyor. Blok biraz uçarak blok yapmış dışarıya doğru. Oradaki boşluğu da çok iyi değerlendirmiş. Üst üste sayılar Feder Brav'dan. Bu kez de blokta Malika başarılı. Ergül bloğa yakalanıyor. Bu sanırım pek iyi bir tercih olmadı. Blok yerleşti zamanında. Osmokrović, Naz. Şimdi Skovronska. Skovronska bir kez daha file hatası. Sayı Fenerbahçe Acıbadem'in. Bu bölümde hücumdan sayı bulmakta zorlanmaya başladı Fenerbahçe Acıbademli smaçörler. Ergül serviste. Ergül. Zor hücum ediyorlar yine. Onuma iki blokta başarı var. Notsara. Yine Onuma ama bu kez bloğa takılıyor Onuma. Eda Skovronska bloğu. Onuma'yı durduruyor. ...15-11, 4 sayıya çıktı fark yine. Bir ara yakalar gibi oldu Feder Bravo ama Fenerbahçe Acıbadem yine gaza bastı. Şimdi Ergün'ün servisi dışarıda. Bütün maç aynı şekilde geçiyor. Bir türlü Fenerbahçe Acıbadem rahatlayamıyor. Çok öne geçtim, rahat rahat gidiyor maç, bitiriyorum diye. Feder Bravo da bir türlü bırakmıyor maçı. Ara açıldığı anda hemen tekrar onlar da gaza basıyorlar. Stata oyuna girdi. O da 18 yaşında henüz. Stata servisi kullandı. Naz'ın pası Osmokrović. Çok açık bir top. Osmokrović de dışarı vuruyor topu. Hani bütün maçı aynı tempoda oynamaları çok önemli gerçekten Tayland ekibinin. Hani dediğin gibi skora da hiç bakmıyorlar. Kendi oyunlarını oynamaya devam ediyorlar. Çok da fazla bozulmuyorlar oyun içerisinde.
Nosara, Onuma. Şimdi blokta başarı var. Bu topu da çıkartmayı başardılar ama yine blokta başarı. Eda'nın bloğu. Bu arada liberoları Piyanut'ta inanılmaz toplar çıkartmaya devam ediyor. Ama son sayılarda Fenerbahçe bloğu çok etkili. İşte Fofa ile Fürst kenarda bu sette. Songül de galiba Fürst'te nasıl blok yapılacağını gösteriyor ikinci liberonun Songül'de. Evet. Zé Roberto burada uyarılarını yapıyor oyuncularımıza. Ya aslında pek uyarı gibi değil de sanki herkes artık bitip şu yarı final maçını final maçını oynayalım, şu kupayı götürelim havasındalar daha çok. Tabii yarı final maçı da hani Fenerbahçe'nin belki de çok zorlanmasını beklemediğimiz bir maç olacak ama finalde ya Bergamo gelecek ya Brezilya takımı gelecek tekrar. Ve finalin havası da çok farklı olabilir aslında. Hani 3-0 yendik belki Brezilya takımını ama tabii ki, o yanıltmasın kimseyi. Kesinlikle kesinlikle. Yani final maçları diğer maçların havasından çok daha farklı olur. O yüzden ilk maçı kazanmamız tabii ki önemliydi ama bir sonraki maçın da böyle olacağı anlamına gelmiyor bence. Tabii Bergamo'da çok büyük eksikler var dedik ama Bergamo'da yine iyi oynuyor bu turnuvada. Baktığımız zaman onlar Brezilya takımı da yenebilir yarı finalde ve geçen yılın Şampiyonlar Ligi finalinin bir rövanşı olabilir burada Bergamo Fenerbahçe Acıbadem arasında. O da olabilir ama ben Brezilya takımının birazcık daha ağır bastığını düşünüyorum. Bergamo takımı hiçbir zaman küçümsenecek bir takım değil. Her zaman istikrarlı olarak üst seviyede oynayan bir takım. Her zaman şampiyonluğun adayı olan bir takım ama Brezilya takımının biraz daha iyi olduğunu düşünüyorum ben. Tabii onları Lobianco'nun olmaması çok etkiliyor. Kesinlikle. Lobianco olsaydı bu söyleyeceğim çok daha çok farklı daha farklı şeyler konuşabilirdik. Osmokrović kullandı servisi. 17-14 yine blokta başarı var. Eda bloklarıyla bu sete damgasını vurdu. Hinkava yine Eda blok yapıyor. Mola geldi. Tayland ekibinde artık onlar da son şanslarını kullanacaklar belki de ama Fenerbahçe Acıbadem çok rahat bir tempoda oynuyor. Gerçekten tüm dünyanın takdir ettiği, Dream Team dediği bir takım Fenerbahçe Acıbadem. Katar'da da bu organizasyonu dünya voleybolunun pek çok önde gelen isim otoritesi de izliyor ve ilk maçtan sonra yapılan açıklamalar Fenerbahçe'nin bir rüya takım olduğu yönünde. Ve turnuvanın favorisi olduğu yönünde. 3000 kişilik spor salonunda gayet güzel Katar'da, Doha'da. Zaten orada müthiş tesisler yapılıyor. Futbolda da Dünya Kupası'nı aldılar bu nedenle. Evet, spora çok ciddi yatırımlar yapılıyor. Voleybolda da erkeklerde önemli yatırımlar ve altyapı hamleleri yapıyorlar. Yani özellikle erkeklerde ilerleyen dönemde adından söz ettirebilirler. 18-15 arada 3 sayılık fark var. Naz İkinci topa vurmayı denedi. Burada Vilavan'la sayı geliyor. Feder Bravia. Çok ilginç bir yere çarpmış top. Evet, omzuna çarpıp dışarı düşüyor. Farkta iki sayıya indi. Naz. Şimdi Skovronska. Tam sıkıştığı anda Fenerbahçe. Skovronska yine imdada yetişti. O da bugün gerçekten iyi oynuyor. Tekrar farkı 3'e çıkardı Fenerbahçe Acıbadem. 19-16. Eda'nın servisi dışarıda. Serviste hata yapıyor Eda Erdem. Değişiklikler oluyor bu arada. Ama olmadı hakem. Evet, hakem izin vermedi. Evet, izin vermedi. Yine Tapa Hapyun'u oyuna alacaklardı servis için ama hakem izin vermedi. 19-17. Bilavan servisi kullandı. Sokolova. Naz. Tekrar Sokolova. Dışarıda diyor çizgi hakemi. Bloktan da temas yok ve 18. sayı geldi. Farkı bile indirdi. Feder Brav yine setin sonunda yakalamayı başardılar. Fenerbahçe Acıbadem'i
Papa Hapin oyunda ve şimdi de serviste. Şimdi dikkatli hücum etmemiz lazım. Skovronska. Block out. Tasya Skovronska bugün tüm sıkıştığı anlarda Fenerbahçe Acıbadem'i imdada yetişti. Top dışarıya gitti muhtemelen ve fileye değdi orada Taylandlı oyuncu. Evet, file hatası. Evet, yine bir hata geliyordu az kalsın. 20-18 çok da kritik bir sayıydı. Fark 2 sayıya çıktı. Şimdi bir blok Ergül'den. Sokolova yakalamış bloğu. Evet, Ergül Sokolova çok yüksek bir blok var orada. Ve o bloğu da geçemedi Feder Brau takımı. Fenerbahçe Acıbadem'deki oyuncular çok tecrübeli oldukları için sayı biraz yaklaşınca aranın kapanmasına müsaade etmiyorlar. Gerekeni o anda yapıyorlar. Tekrar aradaki farkı 3 sayılara, 2 sayılara tekrar çıkartıyorlar. Evet, yani sürekli oyun kontrolünde geçiyor Fenerbahçe Acıbadem'in oyuncuları. Şimdiden yarı finali konuşmak gerekirse, yarı finalde Dominik takımı gelecek. O maç için ne söylemek istersin? Yani Dominik takımı Tayland takımından tamamen farklı özellikleri olan bir takım. Fiziksel olarak iyi olan bir takım, çok sıçrayan ve yüksek oyunculardan kurulu olan bir takım, ama o takım özellikle defansta, servis karşılamada sorunlar yaşayan bir takım ve fazlaca hata yapan oyunculardan kurulu bir takım. Ama fiziksel potansiyeli çok yüksek olan bir takım olduğu için çok dikkat edilmesi lazım. Yine bu maçta olduğu gibi konsantrasyonunu Fenerbahçe Acıbadem'li oyuncuların kaybetmemesi gerekiyor. Yani o maçın da favorisi Fenerbahçe Acıbadem, fakat yine dikkatli olmak lazım. Çünkü fiziksel olarak potansiyeli olan oyunculara karşı oynayacağız. Artık maçın yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. 22-18 Fenerbahçe Acıbadem'in üstünlüğü var. 4 sayılık fark. Çünkü setin sonunda iyi savunma geldi. Naz. Şimdi Osmokrović plaseyi bıraktı. Malika ve sayı Feder Brown. Tabii hemen hatırlatalım. Fenerbahçe Acıbadem yarı finalde Dominik'ten Maridor takımıyla karşılaşacak ve o maç pazartesi, yani yarın saat 09'da yine SporMax ekranlarında naklen yayında olacak. Lockout ve bir sayı daha geliyor. Fark yine 2'ye indi. Hiç vazgeçmiyorlar. Onuma burada iyi hücum etti Feder Brau takımı. Pinkau serviste. Sokolova. Naz. Skovronska. İkili blok başarılı. Bir hücum şansı daha. Bu kez Sokolova. Sokolova ve 23. sayı. Fenerbahçe Acıbadem yine rakibinin yaklaşmasına izin vermedi. Kritik bir sayı Sokolova'dan. Çok iyi bir smaç vurmuş Sokolova. Çok zor bir yere harika şekilde yönlendirmiş topu. Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği. Kaptan Çiğdem Can Rasna oyuna giriyor Fenerbahçe Acıbadem'de. Skovronska'nın yerine. Sokolova serviste. Türk seyircilerin desteği devam ediyor takımımıza. 23-20 ikili blok. Lockout oldu. 23-21. Setin sonlarında artık çok kritik anlar bunlar. Özellikle burada iyi servis karşılamamız lazım. Sokolova. Naz. Çiğdem vurdu. Şimdi hücum şansı Onuma ve Onuma'nın topu içeride. 23-22. Niye böyle bir değişiklik yaptığını anlamadım Zoroberto'nun. Çiğdem'le Skovronska'yı niye değiştirdiğini anlamadım. Zaten galiba geri aldı değişikliği. Evet, yine Skovronska oyunda. 23-22 aradaki sayı farkı 1'e indi 3. sette. Nosara şimdi servisi kullanacak. Nosara. Osmokrović. Tekrar Osmokrović, çok sert vurdu. Savunma çıkartıyor ama ikinci topa Skovronska vuruyor. 24. sayı Fenerbahçe Acıbadem için. Burada
Pjanić müthiş çıkardı aslında ilk topu ama daha sonrasında tamamlayan oyuncu Skovronska. Maç sayısı Fenerbahçe Acıbadem için Ergül serviste. Ergül topu dışarı atıyor. Üst üste servis hataları Ergül'den. Bu sette ikinci kez servis hatası yapıyor. Ve 24-23 oldu. Bir maç sayısı daha şansı var Fenerbahçe Acıbadem'in. Burada maçı bitirebilir. Marika servisi kullanacak. Tayland ekibi Feder Brau'da. Müthiş destek devam ediyor tribünden. Marika kullandı servisi. Sokolova karşıladı. Naz çok zor pozisyonda pasını verdi. Bu topu çıkartmayı başarıyorlar. Şimdi hücum şansı. Onuma vuruyor. Naz karşıladı. Skovronska. Hücumu rakibe verdik. Notsara. Onuma. Şimdi maçı bitirme şansı. Naz. Osmokrović ve maçı bitiriyor. Natasha Osmokrović maçı bitiriyor. 3-0'la Fenerbahçe Acıbadem Feder Brau'yu mağlup ediyor. Zaman zaman 3. sette de yine zorlandık. Ama set vermeden yoluna devam ediyor Fenerbahçe Acıbadem. Önemli bir galibiyet. Ve Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale yükseliyor. Fenerbahçe Acıbadem grup birincisi olarak oynadığı iki maçı da 3-0 kazandı. Ve şimdi Dominik Cumhuriyeti'nden Maridor'la yarı finalde oynayacak. Yarın saat 09'da o maçı da naklen ekranlarınıza getireceğiz. Evet Alper, maç sonunda neler söylemek istersin? Zaman zaman performansında inişler çıkışlar yaşamasına rağmen Fenerbahçe Acıbadem kalitesiyle ve tecrübesiyle oyunu maç boyunca kontrol etmeyi başardı ve 3-0'lık bir galibiyetle sahadan ayrıldı. Eminim ki sporcuların kafasında daha çok oynayacakları final maçı var ve o kupaya bir an önce ulaşmak istiyorlar. Yani biraz onun da bence oyundaki inişlerde çıkışlarda etkisi var. Çünkü takım hem verdikleri demeçlerde hem buradaki davranışlarında yani bu kupayı almak için oraya geldikleri çok belli oluyor. İnşallah performanslarını sürdürürler ve o kupayı Türkiye'ye getirirler. Bir ilki daha yaşatmış olurlar Türkiye'ye. Evet, Türk spor tarihinde, Türk voleybol tarihinde bir ilk olacak Fenerbahçe Acıbadem. Burada dünya şampiyonu olursa ama önce bir yarı final maçı var. Yarı finalde Dominik ekibi Maridor'u geçmemiz gerekiyor. O maçı da yarın 09'dan itibaren Spormex ekranlarından yine naklen yayınlayacağız. Final maçı ise Salı günü Fenerbahçe Acıbadem belki de Salı günü Türk spor tarihine altın harflerle önemli bir başarıyı yazdıracak. Turnuvanın heyecanını Spormex'te yaşamaya devam edeceğiz. Ben Barbaros Çıdal, bu yayında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Yorumlarıyla Alper Erdoğuş yayınımıza renk kattı. Çok teşekkürler Alper. Ben teşekkür ederim. Şampiyonluk yolunda yayınlarımıza devam edeceğiz Fenerbahçe Acıbadem'le birlikte. Hepinize mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın.